Türkiye F-16 izni ne olacak? Bir taraftan da Yunanistan'ın F-35 talebi var. Şimdi bu konuyla ilgili oldukça ilginç gelişmeler söz konusu. Bir taraftan da şu bizim alamadığımız F-35'in görüntüsünü de buraya koyalım. Şimdi Türkiye bu konuda F-16 alımı konusunda Amerika'dan net bir adım bekliyor. Şimdi niye biz F-16 alıyoruz? Ara uçak ihtiyacımız var. Amerika sağ olsun bize F-35 programından S-400'leri aldığımız için attı. Bunun sonrasında işte bu gördüğünüz uçakları bile teslim alamadık. Sonrasında Türkiye hem ödediği paraların tahsilatı açısından ek 40 adet F-16 blok 70 talebinde bulundu. Dedi ki ayrıca ben elimdeki 79 adet blok 40 50 50 plus uçağı modernize edeceğim. Bu uçaklarda Viper olarak adlandırılan yeni nesil standartlara kavuşacak. Bunları modernize edeceğim. Ek mühimmat ve yedek parça alacağım F-16'lı uçaklarım için ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir bütçe çıkartıldı ve bunu almak istiyor. Fakat Amerika çok uzun zamandır ayak diretiyor bununla ilgili. En son biliyorsunuz Bob Menendez rüşvet davası nedeniyle yavaş yavaş Türkiye'ye en büyük taş koyan senatörlerden biriydi. O artık bertaraf oldu ama kongrede Türkiye'ye karşıtı olan senatörlerin sayısı ne yazık ki çok fazla. Onlar gerekli taşları koymaya devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştı. Birleşmiş Milletler'in geri dönüşünde bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şuna dikkat çekti. Dedi ki biz zamanında Amerika'dan Predator'ları istedik. İHA sistemleri, silahlı İHA sistemleri. Ayak sürttüler, bir türlü bize bunları satmadılar. Ne oldu? Kendi İHA sistemlerimizi geliştirdik. Türkiye bugün artık İHA konusunda bir dünya markası. Bu şey şu an halen TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Kağan'da da bu çalışmaları yapıyor. Biz bu yolda ilerliyoruz ve bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz mesajını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Türkiye'ye bu gelişmelerde Amerika biraz diyor ki şu İsveç'in NATO üyeliğini onayla. Türkiye'de olumlu baktığını söyledi. Fakat tabii bu tür onaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor. Yani Türkiye diyebilir ki ya ben İstiyorum ama bak meclisten bu çıkmıyor. Sen nasıl kongrede Türkiye'ye taş koyuyorsun? Aslında vermek istiyorsun F-16'ları, F-35'leri ama nasıl taş koyuyorsun? Benim de meclisim halkın iradesidir. Buna taş koyabilir. Böyle bir karşılıklı bir taşlar yerine herkes tabiri caizse elini açık oynuyor ama nereye gidecek bunu bekliyoruz. Tabii bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan'ın F-35 adımı var. Yunanistan uzun süredir F-35 almak üzere Amerika'ya baskı yapıyor ve bu konudaki talebini iletmiş, gerekli resmi işlemleri de başlatmış durumda. En son geçtiğimiz Haziran'ın NATO zirvesi öncesinde bu F-35 kararının çıkacağı ifade ediliyordu ama bu karar Türkiye'nin talebi üzerine biraz ertelendi. Fakat deniyor ki kongreden bu karar 2 ila 3 hafta içinde yakın bir süre içerisinde çıkabilir. İşte çıkıldığı zaman F-35 konusunda Yunanistan düğmeye basmış oluyor. Yunanistan yaklaşık 28 ila 32 arasında değişen sayıda 30 diyelim buna F-35 alacak. Bu da yaklaşık 3 ila 3,5 milyar dolarlık bir alım söz konusu. Bu alımla birlikte çeşitli Yunan üslerindeki altyapı yatırımlarının yapılması lazım. Bu da yaklaşık 800 milyon dolar. Bu açıdan da Yunanlılar biraz bu konuya soğuk bakıyorlar. İşte bu parası nereden gelecek, ne yapılacak? Yani Amerika'ya diyorlar ki siz bize bunları verin gibi bir yaklaşımları söz konusu. Bir taraftan tabii dengeler çok ciddi bir şekilde bozulacak. Malum Yunanistan F-16'larını bizim de o blok 70 standartlarına çıkartacak Viper olarak adlandırılan modernizasyona tabi tutuyor F-16'larını. Rafal savaş uçakları almış durumda. Bunların sayıları artıyor ve bunların üzerine de F-35 gelecek. Bakalım neler olacak? Türkiye'nin farklı bir konseptle milli muharip uçak üzerine daha fazla odaklanıp bunu çıkartması gerekiyor. Bunlar tabii işin başka konusu. Bir yere de burada hani Eurofighter ne zaman alacağız diyen arkadaşlar vardı. Epey bunlarla ilgili sorular sormuşlardı. Eurofighter konusunda da bir farklı bir gelişme var. Türkiye açısından değil. Eurofighter için yaklaşık 48 adetlik uçak için Suudi Arabistan İngiltere'ye ek paket için başvuruda bulunmuştu. 48 adet uçak alacak Suudi Arabistan. Bunda yaklaşık değerinin 5 milyar pound olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu alıma Almanya taş koydu. Dedi ki işte Suudi Arabistan
çeşitli insan hakları ile ilgili problemler var, şunlar var, bunlar var. Biz buna onay vermiyoruz. Onay vermiyoruz dedi. Yani İngiltere'nin bunu satması pek mümkün değil. Eurofighter bir Avrupa konsorsiyumu. Almanya var, İtalya var, İngiltere var, İspanya var hikayenin ortasında. Buraya geldiği zaman nereye gider, bu da ayrı bir konu. Yani yarın öbür gün Türkiye, ben ara uçak olarak F-16'dan vazgeçtim, Eurofighter'a dönüyorum dediği zaman İngiltere'nin sorması lazım ortaklarına. Gördüğünüz gibi Almanya, Suudi Arabistan konusunda bile adeta takos koyuyor. Bu iş nereye gidecek, ben de açıkçası merak ediyorum.